50 yaşından sonra öğreniyor. Bu yıl mısır çok oldu, doldu, selamlı doldu. Ne yapalım Fadime, bize Allah'tan oldu. Sürekliğim azmasın, gelen geçen azmasın. Yar üstüne yar serin. Çayanındayım, çalarım. Yar yar diye ağlarım. Eski yarın değilmiştir. Gül deste bağlarım. O yerine selam kelam. Bu yerine hasretli. Ormanda aşağıdır aşağı gidelim. Nasıl yâri kaybettin, ağlar gidelim. Almaya zımmış o karaya. Daha önce 200 yıllık bir genelek bu. Daha önceki vatandaşlarımız, köylülerimiz hep bir araya gelip bunu birlik imece usulü mısırları soyuyorlar, topluyorlar, soyuyorlar. Bu uzun zamandır yapılmıyordu. Geleneklerimiz artık körleşmeye başlamıştı. Son 2-3 yıldır biz bu geleneğimizi devam ettirmeyi düşündük. Böyle bir topluluk haline getirdik. Genelde gelenler yaşlı, biraz da geçmişleri yaşadıkları için biliyorlar bunu, mutlu oluyorlar. Hoş sohbetler oluyor. Aşağı yukarı 200 yıllık bir gelenek şu an icra ettiğimiz. Gerçekten örf ve adetlerimizin, geleneklerimizin yaşatılması gerekiyor. Mısırlar toplanır, hasat zamanı. O akşam o eve imece olarak gidilir. Aşağı yukarı bir köy olarak bahsedilir. 40-50 kişinin bir arada olduğu, o gece eve gelen mısırın tamamının soyulması gerekir. Onun da o akşam imece usulü, yani birbirine yardımlaşmanın önemi burada zaten haiz oluyor. O akşam bitirilir, gece saat 12-1 belki 2 sabahta, çünkü yine mısır toplaması gerekiyor insanların. Bu şekilde yardımlaşmanın bir başka örneğidir bu. Sırasıyla insanlar birbirlerinin evlerine toplanarak imeci dediğimiz bu geleneksel mısır soyma geleneğini ta atalarımızın yıllarca beraber, böyle kimse ücretli değil burada, herkes birbirine yardım ve dayanışma içinde sürdürülen bir geleneğin burada tek yaşatılmasından ben Ulus ilçesi adına, bölgemiz adına, böyle Küre Dağları'nın eteklerinde böyle güzel bir geleneğin sürdürülmesinden çok mutlu oluyorum. Bana elde yok mu? Ben diyorum tatlı koyuyorum. Öyle yapalım ya. Bak, tamam o zaman dur. Yok, ben de öyle yapalım. Çok.